Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel papatya, incili papatyaların yapımını göstereceğim. Çok hoş, çok güzel, muntazam duruyor gördüğünüz gibi. Yine istek üzerine yapacağım arkadaşlar. Beğendiyseniz inşallah yapımı da gayet kolay, kolaylıkla yapabilirsiniz benimle birlikte diye düşünüyorum. Size modeli anlatayım arkadaşlar. Ortası trabzan, şöyle tersinden göstereyim. Ortası trabzan, kenarları da Tunus işi arkadaşlar. Tunus işi bilmiyorum derseniz bile tığ işi yapıyorsanız kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yapımı gayet kolay. Evet, bana gelen resimde arkadaşlar patik üzerine dikilmişti. Siz bunu çok amaçlı kullanabilirsiniz bu çiçeği. Çok şık gördüğünüz gibi elbiselerinizi, kıyafetlerinizi süsleyebilirsiniz örüp. Kızlarımıza taç yapabilirsiniz, böyle toka olur. Böyle dolap süsü çok amaçlı, dediğim gibi kullanılabilir bir çiçek. Evet, bize bir de üzerine inci diktiğim için patik incisi kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inci lazım. Siz bilirsiniz, sade de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İp olarak patik ipi kullanabilirsiniz. Ya da ben bu ipi kullandım arkadaşlar. Markasını göstermek istiyorum çünkü çok yakıştı. Bu ipe şöyle nako pırlanta, eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu iple patik de çok güzel oluyor. Tığ olarak ise 5 numara, yani 1,5 mm'lik tığ kullandım. Hazırsanız şöyle kenarı alayım hemen. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka yapamıyorsanız 7 ya da 8 zincir çekip üzerine trabzan yapabilirsiniz. Yani şöyle tutuyorum. Parmağımın etrafına sardım. Çapraz şekilde oradan tuttum. Sol elimi alıyorum. Şöyle zincirle sabitledim. İki zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bir dolayıp iki defa da çektim. Trabzanlar yapıyorum. Evet, bir doluyoruz. İki defa da çekiyoruz. Bu şekilde 16 tane trabzan yapacağız. Evet, 16 tane trabzan yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 18 tane trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım trabzan zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu ortadaki ipimiz arkadaşlar. Şöyle iyice çektirelim. İyice çektirip düğüm atalım. Evet, düğüm attığım ipimin fazlasını kesiyorum. Üç zincir çekmiştim. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Bu sefer iki zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. İki zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. İki zincir, bir trabzan atlıyoruz. İkinciye başına dolamadan batıyoruz. Böyle bu şekilde yaprak yuvaları yapıyoruz. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. 8 tane yuvam olacak. Bir tane atladım, ikinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. 2 zincir, bir tane atladım, ikinciye başına dolamadan battım. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. İlk yaptığıma da şöyle tığ batırdım. Bakın alttan giriyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Zincir çekiyorum. Yaprağımıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tunus işi yapacağız şimdi. Bir sonraki zincire tığ batırdım. İlmek aldım, tığımda bırakıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. İlmek aldım, tığımda bıraktım.
Bir sonrakine geçtim. İlmek aldım, tığımda bıraktım. 4 oldu. Bir sonrakine geçtim. 5, 6, 7. 7 zincir çekmiştik. Şimdi yuvama batıyorum, ilmek alıyorum. Sonra tığıma dolayıp ikisini bir çektim. Doladığım iki ilmeğin ikisini çekiyorum. Doladığım ikisini bir çekiyorum. Doladım ikisini çekiyorum. 2 2 çekerek ilmeklerimizi bitirdik. Şimdi şöyle şu şekilde alıyorduk Tunus işinde. Burada şöyle arkadan bakın. Böyle batıp almıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi çizgi şeklinde ip var. Oraya batıyorum, ilmek alıyorum. Böyle. Böyle batmıyorum arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane görünüyor. Onlara batıyorum, ilmek alıyorum. Batıyorum, ilmek alıyorum. 7 tane olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane de yuvaya batıyorum. Bakın zincir yuvasına. İlmek aldım. Sonra dolayıp 8 tane ilmeğim oldu. İkisini bir çekiyorum. Doladım, ikisini çekiyorum. 2 çektim, doladım, 2 çektim. Bu şekilde bütün ilmekleri bitiriyoruz 2 2 çekerek de. Evet, bütün ilmekleri çektim. Kendi ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde bakın. Şuraya batıyorum. Böyle ilmek alıyorum. 2 oldu. Bir sonrakine batıyorum. İlmek aldım 3. Önden almıyoruz arkadaşlar. Bu geriden batarak alıyoruz. 4 5 6 7. 7 zincir çekmiştik. 7 ilmek alıyoruz. 8. zincirde zincir yuvasından yapıyoruz. Alıyoruz. İlmek aldım, sonra doladım, ikisini çektim. Doladım, ikisini çektim. 2 çekiyorum, doluyorum, 2 çekiyorum. Böylece başa geldik yine. 3 sıra yapmış olduk. Bitti arkadaşlar yaprağımız. Sonra kenarını yapacağız şimdi. Buraya tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kilit yöntemi ya da kaydırma yöntemi, CC yöntemi, bu şekilde diyorlar. Bir sonrakine battım. İlmek aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir sonrakine batıyorum, ilmek alıyorum, ilmeği içinden geçirdim. Böyle bu şekil yaprağın köküne kadar iniyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kalmadı. En son yaprağın yuvasına batıyorum, ilmek alıyorum, ilmeği içinden geçirdim. Birinci yaprağımız bitti. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Böyle tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve zincir çekiyorum. 7 tane aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. Yine her bir zincirden ilmek alacağım. Tığım batırdım. İlmek aldım, tığımda bıraktım. Tığım batırdım, ilmek aldım, tığımda bıraktım. Böyle bu şekilde 7 tane zincirden 7 tane ilmek alıyoruz. 3, 6, 7. 8. yuvaya batıp alıyorum. Ve tığıma doladım. İkisini bir çekiyorum. Doladım, ikisini çekiyorum. Böyle 2, 2 çekerek başa dönüyoruz. İlk sıramız bitti. Ne yapıyorduk? İlmek alacağız. Önden değil. Böyle arkadan şuradan batıyorum. İlki biraz zor oluyor gördüğünüz gibi. İlmek aldım, tığımda bıraktım. Bir sonrakine geçtim, ilmek aldım. Böyle her birinden ilmek alıyorum. 7 tane olacak. 7 tane oldu gördüğünüz gibi. 8. yuvaya batıyorum, alıyorum. Ve tığıma doladım. 2 2 çekiyorum. Dolayıp 2 çekiyoruz. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik.
Şimdi yine ilmek alacağım. Buraya batıyorum. Şöyle göstereyim, bakın buraya. İlmek aldım. Evet, 7 tane oldu. 8. yuvaya batıp alıyorum. Sonra tığıma doladım. 2 2 çekiyorum. Şöyle şu yap, evet, telini almamışım. Evet, 2 2. İkinci yaprağımın da sonuna geldim. 3 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle tığımızı yine batırıyoruz. İlmeğimi aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir sonrakine geçtim, battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle ilmek alıp ilmeğin içinden geçirerekten yaprağın köküne doğru gidiyorum. Sonra yuvaya batıyorum, ilmeğim kalmadı. İlmek aldım, yine içinden geçirdim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. İlmek aldım, yuvadan ilmekten geçirdim. 7 tane zincir. 4, 5, 6, 7. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir sonraki zincirden ilmek alıyorum. Ve her birinden ilmek alarak ilerliyorum. 7 tane oldu. 8. yuvadan alıyorum. Doladım. 2, 2 çekerekten başa dönüyorum. Evet. Yine buradan ilmek alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de yuvadan alıyorum. Yine 2, 2 çekiyorum. Eminim anladınız arkadaşlar. Biraz hızlı yapayım bunu da. Evet, yine 3. sıramıza geçtik. İlmek alıyoruz. İlk ilmeğim zor oluyor biraz. 3, 4, 5, 6, 7. 8. yuvadan alıyorum. 2, 2 çekiyorum. Sonra ne yapıyorduk? Yine tepeye batıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. İlmeği içinden geçiriyoruz. Böyle. Kenarını yapıyoruz. Aşağıya doğru inmiş oluyoruz. En son yuvaya batıyorum. İlmek aldım. Yine ilmeği içinden geçirdim. Bir sonrakine geçtim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 7 tane zincir. 5, 6, 7. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane yuvamız var. 3 tanesini yaptık. 5 tanesi kaldı. Onları da yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi 8. yaprağımı da yaptım. En son dibe battıktan sonra şöyle 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet. Yapraklarımız tamam. Dikiş ipini arkadaşlar iğneme geçirdim. İncilerimi de yanıma aldım. Şöyle ortadan deliğin yan tarafından iğnemi çıkartıyorum yukarıya doğru. İğneme 7 tane boncuk geçireceğim. 2 3 4 5 6 7 7 tane boncuk geçirdim. Şöyle bakın bu şekilde tutuyorum. İlk geçirdiğim boncuk değil de ikinciden iğnemi şöyle geçiriyorum. İlk boncuk değil, ikinci boncuktan geçirdim. Yani onu ortaya almış oldum.
Bu şekil. İpimi biraz çektiriyorum. Buradan iğnemi aşağıya indiriyorum. Daha kolay olsun. Evet, şimdi iğnemi şuradan biraz ileriden iki boncuk arasından çıkardım. Bu taraftan, yani ipi sabitliyorum arkadaşlar. Boncukları sabitleyemem. Aradaki ipleri sabitliyorum. Bakın bu taraftan çıktım. İpin öbür tarafından aşağı iniyorum. Böyle. Boncuk arasındaki ipleri üzerinden öbür tarafa geçiyorum. Atlıyorum daha doğrusu. Bakın şurayı geçmemişim. Oradan da geçeyim. Önce yukarı çıkıyorum. İç taraftan aşağıya doğru iniyorum. Tamamdır. Yeterli. Kenardan iğnemi yukarı doğru çıkartacağım. İkinci sırayı yapmak için. Bu sefer ben 12 tane boncuk taktım arkadaşlar. Şöyle 12 tane takayım ben şimdi karşınızda. Yapamam belki. Evet, 12 tane boncuk iğneme geçirdim. Şöyle etrafını çeviriyorum. Böyle çevirelim arkadaşlar. Yetecek mi? Şöyle şu şekil olacak. Bence benimki yetmedi bu sefer. Bir tane daha takıyorum. Böyle bir tur ortadaki incimin etrafından geçirdim. Yetmeyince bir tane daha geçirdim. Yani 13 tane geçirmiş oldum. Şimdi ilk taktığım boncuğun içinden iğnemi geçiriyorum. Geçirdim. Buradan hemen aşağı iniyorum. Evet, biraz ileriden yukarı çıkıp yine iplerin arasını sabitleyeceğim. Aşağı ineceğim. Aşağıya doğru iniyorum. Biraz ileriden yukarı çıkıyorum. Buradan da öbür taraf, yani karşı ipin karşısından aşağı iniyorum. Böyle aşağı iniyorum. Evet, bunları da sabitleyelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, boncuklarımı sabitledikten sonra iğnemi kenardan çıkardım. 20 tane boncuk geçirdim ipime. Şimdi ilk yaptığım, hani ilk geçirdiğim boncuğun içinden şöyle iğnemi geçiriyorum. Aşağıya doğru iniyorum bir defa. Biraz inerden çıktım. Yan taraftan aşağı iniyorum. Evet, bu boncuklarımızı da sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle iplerinden sabitliyoruz, biliyorsunuz. Böyle. Son sıramız zaten. Bunu da sabitleyelim arkadaşlar. Sonra görüşeceğiz. Evet, sabitledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tersini çeviriyorum. Tersinden düğüm atacağım. Yaprağa geçti. Şöyle iyice sıkılayım. Evet, tamamdır arkadaşlar. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim.
Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.